Nurdan Damlalar, program yapımcısı ve sunucusu Yasin Kılar, program konuğu Mustafa Sungur. Hayırlı günler diliyoruz saygıdeğer dinleyicilerimiz. Yeni bir Nurdan Damlalar programında sizlerle beraberiz. Programımızın fon müziğinde ufak bir değişiklik oldu. Bundan böyle bu fon müziğiyle sizlerle beraber olacağız. Evet, bu hafta da yine program konuğumuz, çok kıymetli büyüğümüz Mustafa Sungur ağabey yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Allah hamdınızı arttırsın. Amin. Efendim buyurun. Efendim geçen haftadan devam edilen aile dersi devam edeceğiz. Geçen hafta şualardan, başta şualardan okuyorduk. O neydi? Hakkati imaniye bahsindeydi. İsmi Hakim tecellisiyle. İkinci şuada. Diyor işte bu ikinci şuada muhtasar üç makam içinde. Bu çok ehemmiyet, hakkati imaniyenin birinci makamında. Gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hasis semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir surette beyanla o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. Birinci, ikinci meyve okuduk, üçüncü meyveye geldi sıra. Çok manidar. Elhamdülillah, Rabbimize son şükürler ediyoruz ki böyle hakikati imaniyeyi gayet belli bir şekilde hem ilmi hem mantıki, izahlı ve ispatlı, bilhassa kainat kitabından misaller vererek izah eden o büyük üstada sonsuz teşekkürler ediyoruz. Üçüncü meyve. Üçüncü meyve, zişura bilhassa insana bakar. Evet, sırrı vahdet ile insan, bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainat en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazenini ve en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve halik-i alemin muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı saniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa, burada vahdet olmazsa tarzı daha evvel de arz ettiğim gibi, yani nefsül emirde, vagide vahdet olmazsa değil, yani insanın nazarında vahdet olmazsa, yani bütün kainatın idaresi, hılgati, terbiyesi bir tek zatı verilmezse manasına. Yani öyle itikad etmezse, hakikat imana sağlam itikad etmezse demek. Kur'an-ı Kerim'in, Peygamberimizin getirdiği hakikati tevhid tarzında inanmazsa, kainata bakmazsa, hükmetmezse, nazar etmezse manasına. Yoksa vahdet olmazsa insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflisi ve hayvanatın en biçaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir azzi ve nihayetsiz düşmanları ve hadsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları bulunmakla beraber mahiyeti öyle çok ve mütenevvi alatla ve hissiyatla teçhiz edilmiş ki 100.000 çeşit elemler hisseder, 100.000'ler tazlarda lezzetleri zevk ederek ister. Böyle maksatları ve arzuları var ki bütün kainata birden hükmü geçmeyen bir zat o arzuları yerine getiremez. Mesela insanda gayet şedid bir arzu-i beka var. İnsanın bu maksadını
öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray hükmünde tasarruf eder. Bir odanın kapısını kapayıp diğer bir menzilin kapısını açmak gibi kolay bir surette dünya kapısını kapayıp ahiret kapısını açabilsin. Beşerin bazı beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar-ı aleme yayılmış binler menfi ve müsbet arzuları var ki onları vermekle beşerin iki dehşetli yaraları olan aczini ve fakrını tedavi eden zat ise ancak sır-ı vahdetle bütün kainatı kabzasında tutan zat-ı ahad olabilir. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatine ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i mahtapları ve ruhunun bagasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz. Hem en gizli ve işitilmez gayet mahfi sesleşidir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine müsaade ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazları ve hissiyatları sır-ı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sükut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı aklıdır, akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse o akıl o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanı vahşi korkularını insanın başa toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Bu akıl tekrar diyor. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl hem ilahi kutsi defineleri hem kainatın binler hazırlarını açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Onu Nur müellifi Nurların mütecellilerinde bunu ispat izah ediyor yani. Akıl böyle kainattaki hazineleri açan. Zaten malum ya Hakim isminin şeyi o sofrayı şey diyor ancak akıl yani. Akıl ile ancak şey diyor. Yani hikmetin her hikmetini anlamakla Hakim ismine bir nevi mazhar aynı oluyor. O zaman kağıt her şeyi açıyor. Bu 6. sözde bir şey daha var burası. Bu bile oraya okuyalım akıl itibariyle. Yani insan diyor şey budur. Bir misal veriyor da madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bağıya tebdil edip ifkat meçhası yok mu deyip düşünürken birden sema ve sadaya Kur'an işitiliyor. Der evet var. Hem 5 mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakkına satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyum-ı baki olan zat üzerine verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye engilab eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahire fena bulur, çürür. Fakat alem bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alem berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. O dakikalar, insan ömür dakikaları. Cuman eder. Diyeyim. Çünkü kayyum-ı baki olan zat-ı celle verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye engilab eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde
zahiren fena bulur çürür. Fakat alem bekada saadet çekleri açarlar ve sümbüllenirler. Valim berzahta ziyadan munis birer manzara olurlar. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Ha, burayı sen okuyayım. Yasin. Üçüncü kar. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela, akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle bir tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet nefinelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela, göz bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile, şehvet ve heves-i nefsaniyeye bir kavvaat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözün sani-i basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela, dildeki kuvve-i zayikayı fatır-ı hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazırı, mahiri ve kudret-i semedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et, meş'un bir alet nerede, kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak, adi bir kavvat nerede, kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar. Dersimize dönelim. İkinci şuaya dönelim. Hem beşerde kalbinin selametine ve sıratına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları ve ruhunun bakasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki, onları öyle bir zat verebilir ki kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür, lakayt kalmaz. Hem en gizli işitilmez, gayet mahfi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Hem semavat ve arzı iki muti nefer gibi emrine müsaade ederek külli hizmetlerde çalıştıracak derecede muktedir olabilsin. Hem insanın bütün cihazatları ve hissiyatları sırrı vahdetle gayet yüksek bir kıymet alırlar ve şirk ve küfür ile gayet derecede sukut ederler. Mesela insanın en kıymetli cihazı akıldır. Eğer sırrı tevhid ile olsa o akıl, hem ilahi kutsi defineleri, hem kainatın binler hazirlerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur.
Eğer şirk ve küfre düşse o akıl, o halde geçmiş zamanın elim hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşi korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebebi taciz bir aleti bela olur. Hem mesela insanın en latif ve şirin bir secis olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse, öyle müthiş bir hırgat, bir firgat, bir rikkat, bir musibet olur ki, insanı en bedbaht bir derece indirir. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide, bu hırgatı tam hisseder. Yanmak. Hem mesela, insanın en lezzetli ve tatlı ve kıymetlisi olan muhabbet, eğer sırrı tevhid yardım etse, bu küçücük insanı kainat kadar büyüttürür ve genişlik verir ve mahlukata nazenin bir sultan yapar. Eğer şirk ve küfre düşse el-yazı billah, öyle bir musibet olur ki, mütemadiyen zeval ve fenada mahvolan hadsiz mahbublarının ebedi fıraklarıyla biçare kalbi insaniyi her dakika parça parça eder. Fakat gaflet veren lehviyatlar muvakkaten iptalist nevinden zahiren hissettirmiyor. İşte bu üç misale yüzer cihazat ve siyat-ı beşeriyi kıyas etsen vahdet, tevhid ne derece kemalat insanı medar olduğunu anlarsın. Bu üçüncü meyve de Sıracın Nur'un belki 20 sahalarında gayet güzel bir tafsil ve hücretli bir surette beyan edildiğinden burada kısa bir işaretle iktifa ederiz. Beni bu meyveye sevk ve ihsal eden şöyle birisidir. Sevk ediyor, sonra ihsal kavuşturuyor. Yani bu hakikati evvela sevk ediyor, sonra ona ulaşıyor yani. Hakikati hakka yakın, anlıyor, idrak ediyor. Ya da yaşar manası. Evet, beni bu meyveye sevk ve ihsal eden şöyle bir histir. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intiba ruhi vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı evalarıyla bana göründü. Herkes gibi fıtratımdaki fıtri aşkı baka. Yani neyi seviyorsa onu ebedi sahip olmak yani. Almak ediyor. Ne alakalı insan. Herkes gibi fıtratımdaki fıtri aşkı baka birden zevale karşı isyan edip galeyana geldi. Ve muhabbet ve takdiyle pek çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşayir enbiya ve evliya vasfiyanın sönmelerine ve mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikkat-i cinsiye ve şefkat-i nev'iye dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti. Ve altı cihete istimdatkârâne baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zamanı mazi tarafı bir mezar-ı ekber. Her şey mahvolmuş. Çünkü zamanı mazi tarafı bir mezar-ı ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı ve bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarımdan elim ve hazin haller, hadsiz muzur şeylerin tacimatını gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı, Hakk-ı Teâlâ'nın yüzünü gösterdi. Bak dedik. En evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki ölüm ehl-i iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdili mekandır. Bir hayat-ı bâgî'nin mukaddemesi ve kapısıdır. Zindan-ı dünyadan çıkmak ve bağıstan-ı cinane bir uçmaktır. Hizmetin ücretini almak için huzur Rahman'a girmeye bir nöbettir ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye katli anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım. Gördüm ki sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar müsüllü lezzet verici bir tecedüd-i emsaldir, bir tazelenmektir. Ve Esma-ı Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için
alim gayipten gelip alim-i şehadette vazife darane bir seyrandır, bir cevelandır. Ve cemal-i rububiyetin hikmet darane bir tezahüratıdır. Ve mevcudatın hüsn-i sermediye karşı bir aydarlığıdır, yakinen bildim. Sonra aldı cihede baktım, gördüm ki sırrı vahd tevhid ile, sırrı tevhid ile o kadar nuranidir ki göz kamaştırıyor. Geçmiş zaman bir mezar ekber olmadığını, belki zaman istikbalin gılap eden binler mezaresi münevvere ve mecme-i ahbab, binler menazir-i nuraniye gördüm. Geçmiş zaman bir mezar ekber olmadığını, belki zaman istikbalin gılap edip binler mecalis-i münevvere ve mecme-i ahbab, binler menazir-i nuraniye gördüm. Ve hakeza bu ikinci madde gibi binler maddelerin hakkı yüzlerine baktım. Sürür ve şükürden başka bir tesir, bir keyfiyet vermediklerini gördüm. Bu üçüncü meyviyet, bu zevkün ve hissimi Sıracın Nur'un Beklik Risale'lerinde cüz-i külü delillerle belirtmişim. Ve bilhassa 26. lem olan İhtiyar Risalesi'nin 13 adı ricalarında o derece katli ve güzel izah edilmiştir ki daha hafın izah olamaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa kestim. Tevhid'e dair sözlerin o sondaki manzum lematin de en sonundaki bahs okuyacağız. Üç meslek-i nurani diyor ya, onun şeyini. Bu üstad bunu bize ders verdiği için çok doğru bir şeydi biraz. Tabi eski biraz Türkçe, yani Osmanlı zamanında yazılmış bu. Manzum lemat namındaki şeydir. Bütün Risale-i Nur fidanlık bahçesi diyor yani. Çekirdek ya, biraz da onun şeyi. Bütün hakikatleri benim hülasarı bunda var yani. Bir teberrük olsun diye okuyacağım. Hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal libasını giymiş muazzam bir hakikat. Ey yoldaş üçler, sırat-ı müstakimin o mesleki nurani, mağdup ve dallinin o tariki zulmani, tam farklarını görmek eğer istersen ey aziz, gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulmat ademe, o mezar ekberi, o şer-i pürenvatı bir ziyaret ederiz. Bir kadir-i ezeli, kendi dest-i kudretle, bu zulmat-ı kıtadan bizi tuttu çıkardı, bu vücuda bindirdi, gönderdi şu dünyaya, şu şehri bir lezayiz. İşte biz geldik şu alemi vücuda, o saray haile, gözümüz de açıldı. Şeş cihette biz baktık, evvel istitafkârâne önümüze bakarız. Lakin beliyeler, elemler, önümüze düşmanlar gibi tercüme eder. Ondan korktuk, çekindik, sağa sola, anasır-ı tebaya bakarız, ondan medet bekleriz. Lakin biz görüyoruz ki, onların kapları gâsiye merhametsiz, dişlerini bilerler, hitet ile de bakarlar, ne az dinler ne niyaz. Bu mağdup ve dallin şeye bakmak yani. Cenab-ı Hakk'ı tanımadan, haşa inanmadan, o dedi o yani. O yolla kâin âleme bakmak, bu temsil beyan ediyor. Muzdar Âdemler gibi meyusana nazarı yukarıya kaldırdık. Hem istimdatkârâne, ecam ulviye bakarız. Pek dehşetli, tehditkâr da görürüz. Güya birer gülle bomba olmuşlar, yuvalardan çıkmışlar. Hem etrafı fezada, pek süratli geçerler.
Her nasılsa ki onlar birbirine dokunmaz. Gel birisi yolunu kazara bir şaşırsa eliyazübillah, şu alem-i şehadet ödü patlayacak. Tesadüfe bağlıdır, bundan da hayır gelmez. Meyusane nazarı o cihetten çevirdik, elim halede düştük. Başımız değildi, sinemize saklandık. Nefsimize bakarız, mütalaa ederiz. Zavallı nefsimizden binlerle hacetlerin sayaları geliyor, binlerle fakatların elinleri çıkıyor. Teselli beklerken tevahuş ediyoruz. Ondan da hayır gelmedi. Pek ilticakârâne vicdanımıza girdik. İçine bakıyoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah, yine bulmayız, biz medet vermeliyiz. Zira onda görünür binlerle emelleri, kalayanlı arzular, heyecanlı hissiyat, kainata uzanmış. Her birinden titreriz, hiç yardım edemeyiz. O ama sıkışmışlar vücuda dem içinde, bir taraf ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyorlar. Öyle bir şartları var, gel dünya yutarsa o yüzden de tok olmaz. İşte bu elim yolda nereye bir başvurduk, onda bir bela bulduk. Zira mağdup ve dallin yolları böyle olur. Tesadüf ve dalalet o yolda nazar endaz. O nazarı biz taktık, bu hale böyle düştük. Şimdi dahi halimiz ki mebde ve maadi, hem sani ve hem haşri muvakkat unutmuşuz. Cehennemden beterdir, ondan daha mühriktir. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeccetten ki onlara başvurduk, öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet hem havf ile dehşetten, hem acı raşetten, hem galak ve vahşetten, hem yut ve hem yisten mürekkep, vicdansuz. Şimdi her cihete mukabil bir cepheye alırız, define çalışırız. Evvela kuvvetimize müracaat ederiz. Ve sefa görürüz ki acize zayıfe, saniyen nefisle olan hacatın susmasına teveccüh ediyoruz. Ve sefa durmayıp bağırırlar görürüz. Salisen istimdadkârâne bir haraskârı için bağırır çağırırız. Ne kimisi işitiyor, ne cevabı veriyor. Biz de zannediyoruz her bir şey bize düşman, her bir şey bizden garip. Hiçbir şey kalbimize bir teselli vermiyor. Hiç emniyet bahşetmez, hakiki zevki vermez. Rabian, biz ecram ulviyeye baktıkça onlar nazar verir, onlar nazar verir bir havf ile dehşeti. Hem vicdanın müzici bir tevehhuş geliyor, akılsuz, evhamsaz. İşte ey birader, bu dalaletin yolu mahiyeti şöyledir. Küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. Şimdi gel kardeşim, o ademe döneriz. Geri girişim, geriden yine gelecek. Tera yine geliriz, bu kere tarikimiz, sırat-ı müstakimdir. Hem imanın yoludur. Delil ve imamımız, inayet ve Kur'an'dır. Şahbaz Edvar Pervaz. İşte Sultan Ezeli'nin rahmet ve inayeti, vakta bizi istedi, kudret bizi çıkardı, lütfen bizi bindirdi, kanun-ı meşiyete, etvar üstünde perdaz. Tavırdan tavra, tavırdan tavra ve etvara var Kur'an'da. Şimdi bizi getirdi, şefkati de giydirdi, şu hilat-ı vücudu. Emanet hütbesini bize tevcih eyledi, nişan-ı niyaz ve namaz. Şu edvar ve etvarın bu uzun yolumuzda birer menzili, menzili nazdır. Yolumuzda teslimat içindir ki kaderden bir emirname vermiş sayfede cephemiz. Her nereye geliriz, herhangi tayfeye misafir oluyoruz, pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Malımızdan veririz, mallarından alırız. Ticaret muhabbeti onlar bizi beslerler, hediyelerle süslerler, hem de teşhi ederler. Gele gele işte geldik, dünya kapısındayız, işitiyoruz avaz. Bak girdik şu zemine, ayağımızı bastık şehadet âlemine,
şer-i ayni rahman, gürültühane-i insan, hiçbir şey bilmeyiz. Delil ve imamımız meşiyet-i rahmandır. Vekili delilimiz nazirin gözlerimiz. Gözlerimizi açtık, dünya içine saldık, hatırına gelir mi evvelki gelişimiz? Garip yetim olmuştuk, düşmanlarımız çoktu, bilmezdik hamimizi. Şimdi nur-i imanla o düşmanlara karşı bir rükn-i metinimiz, istinadi noktamız, hem himayetkarımız def eder düşmanları. O iman-ı billah'tır ki ziya-i ruhumuz, hem nur-i hayatımız, hem de ruh-u ruhumuz. İşte kalbimiz rahat, düşmanları aldırmaz, belki düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda vakta vicdana girdik, işittik ondan binlerle feryad-ı fizar ve avaz. Ondan belaya düştük, zira amal, arzular, istidat ve istiyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik, bizden yol bilmemezdik, ondan fizar ve niyaz. Fakat elhamdülillah, şimdi gelişimizde bulduk nokta istimdat ki daim hayat verir o istidat amale, ta ebedül abada onlar eder pervaz. Onlara yol gösterir, o noktanın istidat hem istimdat ediyor, hem abi hayatı içer, hem kemale koşuyor. O nokta istimdat, o şevken gizli remz-ü naz, ikinci kutbu iman ki tasdik-i haşirdir. Saadet ebedi, o sedefin cevheri, iman, burhan-ı Kur'an, vicdan-ı insan-ı birraz. Yani burada tabi iki büyük şeyden bahsediyor. Birisi nokta istimdat, birisi nokta istimdat. Yani kainatın tahaccübüne karşı, belalara karşı, düşmanlara karşı yani. Nokta istimdat yani Allah'a iman, iman billah diyor. Tabi onun hakikati en büyük dayanak. İkincisi de insanda yani vicdanda, kalpte, ruhda, lise, nefiste, arzular, siyat, emeller, gayeler, amaçlıyor ya. Sonsuz nihayetsiz, ebede kadar. Bunun şeyine bu da imanı bil ahiret, ahiret iman. Yani saadet ebedi iman. O, birden o iman katı, yani haşre imanla, bidayete imanla, tasdik haşirle, işte o istidatlar, emeller vücut buluyor yani. Emel şu, arzular nihayetsiz. Tomurcuk sonra sümbülleniyor yani. O nispetle sümbülleniyor. Ne ki arz ediyorsun? Nefisten doğut, ruh, kalp, akıl, bütün böyle varlığın, cihazatların her birisini tatmin edecek ebedi ihsanatını ebedi alemde gösteriyor. Bunun çok izahları ve müdelleri izahları, nurlar da var. Şimdi burada diyor, nokta istimdat bu. Yani medet almak. Hassiz arzularına, emellerine, onları tahakkuk için. Ya bu muazzam hakikat. Öyle bu alem boş değil. Şimdi ilim ve fenlerle, efendim ta atomlardan mesela hücrelere kadar bu insan vücudunda mesela bütün şeylerde okunuyor. İlimler yani tıp biliminde hatta böyle biyoloji vesaire. O kadar sanat, o edince şeylere okuduğu muallimler yani kitaplar yazıyor. Şimdi en basit unsurlar böyle olur da. Hiç abes bir şey olmaz da. İntizam, nizam, hikmet, sanat ders olunur da, olur da. İnsan gibi mahlukatın özü hülası olan insanın emelleri, arzuları yani. Nedir hayat? Yaşam nedir yaşam? İşte hakiki yaşam, ebedi yaşama doğru gitmek. Kainat bostanında bu. Yani kainat bunun için yaratılmış. Bunun için halk edilmiş. İnsan bunun için dünyaya gelmiş. Her şey noktayı kemale doğru gidiyor. İnsan da buna doğru gidiyor ama insan ihtiyar sahibidir. Nedir insan? Melek ve hayvan diye orada insandır. Ya melek ya da şeytan tarzına gidecek yani. Yani Allah'a imanla, kat'i imanla fıtri kabiliyetini nemalandırması lazım. Nemalandırmak. Şimdi bu tabii herkese daha evvel arz ettiğimiz gibi herkesin en mühim mesele ferd için ne diyor üstad? Alman İngilizce kuvvetimiz olsa bozulacak, çarpılacak diyor. Aklı mühim meseledi fazla yine buna diyor. Hem bizim başta öyle bir dava açılmış ki diyor. Öyle bir dava açılmış ki. Ya dünya kadar ebedi mülk kazanmak veya kaybetmek davası. Şimdi fazla boş şey böyle. Böyle şeylerle yani bu dünyadaki şey satmakla elcülmez bunlar. Hakikate yapışmak, hakikate yapışmak lazım. Onun için herkes mesul. Herkes aile reisinden tut, devlet reisinden kadar herkes. Ya bu milleti idare sevk edenler, herkes şeyine göre bunlardan mesul olacak. Hem de nasıl öyle bir ebedi aleme gidiyoruz. Elhamdülillah nurlar bak bunu. Bu kadar bu milyonlar nesilleri, bak bu gençleri, bu da yeni çocukları, bu şeyleri, bunları nemalandırmakla, bunları
Allah'ın yarattığı gaye hakikat neyse yani, fıtratına uygun bir yolda, bir kemalde bunları sevk etme icap eder. Orada çalışmak lazım. Sloganlarla bu memleket, bu millet yürümez yani, devlet yürümez sloganlarla. Hakiki, gerçek mana yürür. Evet sen bakma işte Avrupa'nın, onlar tabi zaten hidayetten sapmış onlar. Cenab-ı Hak onları o dünya şeyinde şey diyor yani, ne diyor, vaid-i kıyası manasında. Ama esas hakkı insandır, yani hakkı gaye insandır. İnsandan murat da ehl-i imandır, ehl-i Kur'an'dır. Evet, devam ediyoruz. Fakat elhamdülillah, şimdi gelişimizde bulduk nokta istimdat, ki daim hayat verir o istidat amale, tabedül abada onlara der pervaz, onlara yol gösterir o noktadan istidat, hem istimdat ediyor, hem ab-ı hayatı içer, hem kemale koşuyor. O nokta istimdat, o şevk engin remz-ü naz, ikinci kutbu iman ki tasdik aşırdır. Saadet ebedi, o sedefin cevheri, iman, burhan, Kur'an, vicdan, insani bir raz. Şimdi başını kaldır, şu kainata bir bak, onunla bir konuş. Evvelki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi de mütebessim, her tarafa gülüyor, nazinane niyaz ve avaz. Görmez misin gözümüz arimsar olmuştur. Her taraf uçuyor, kainat bostanıdır. Her tarafta çiçekler, her şekilde veriyor ona bir ab-ı leziz. Hem ünsiyet teselli, tabi veriyor, o da alır getirir, şehdi şehadet yapar. Balde bir bal akıdır, o esrarengiz şehbaz. Harekat ecrama, yani cüm yaşı Musa, nazarımız kondukça, ellerine verirler Halık'ın hikmetini, hem mayi ibreti, hem cilbe-i rahmeti alır ediyor pervaz. Güya şu güneş bizlerle konuşuyor, der ey kardeşlerimiz, tevahuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mümdar-ı şehnaz, ben de sizin gibiyim. Fakat safi isyansız, mutî bir hizmetkârım. O zat-ı had-ı samet ki, mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni müsahhar pürnür etmiş. Benden hararet ziya, sizden namaz ve niyaz. Yahu bakın kamera, yıldızlara denizler, her bir de kendine mahsus birer lisanla, ehlen selam merhaba derler, hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız? Sırrı teavünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi söylüyor, biz de birer hizmetkar, rahmet-i zülcelalin birer aynadarıyız, hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız. Zelzele nareleri, hazret sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzeme eskar, bir demdemeyi tesbih, velveleyi naz-ı niyaz. Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelal, ellerini tutmuştur bunların dizginlerini. İman göz okuyor, yüzlerinde ayet-i rahmet, her biri birer avaz. Ey mümin kalbi hüşyar, ey kalbi uyanık olan mümin, ey mümin kalbi hüşyar, şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler, onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek ele teslim ederiz, dünyaya göndeririz, dinlesin leziz bir saz. Evvelki yolumuzda bir matemhane-i umumi, bir matem-i umumi, hem vaveyle-i mevti zannından o sesler, şimdi yolumuzda birer nevaz-ı namaz, birer avaz-ı niyaz, birer tesbih-i ağaz. Dinle, havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, rahatlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka, birer manidar nevaz. Terennümat-ı hava, narat-ı radiye, namat-ı emmaç, birer zikr-i azamet, yağmurun hezecatı, kuşların secaatı, birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecaz. Eşyada olan asfalt, birer saht vücuttur, ben de varım derler. Biz bu bahsi İsparta okuyorduk, İsparta kırlarda. Üstadımız Said Nursi Hazretleri'yle beraber, Zübeyir Avcı'yla beraber uzmanları.
Orgurken karşı bir dağ var, oradan şey böyle toprak alıyorlar. Birden o yep koptu, güm diye bir saç geldi. Tam ölürken bak dedi, tasdik ediyor. Da bak dedi, bizi şey, ben de varım diyor. Hatta bir defasında da Isparta Gül tam saat 12'de gül fabrikası şey çaldı. Var ya zilin ekiyor, düdük ölçü çaldı böyle. Tam bu şeyde yine, bünemez bir yokken bak dedi, bizi tasdik ediyor. O diyor, ben de varım derdi böyle, latife etti yani. Ama latife, hakikat latife. Terennümata ve narat-ı radiyye, namat-ı emvaç, birer zikri azamet, yağmurun hazacatı, kuşların secaatı, birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecaz. Eşvâdül asbât, birer saat-ı vücuttur, ben de varım derler. İşte ben de varım derler derken, güm etti öyle, bak bizi tasdik ediyor dedi, ben de varım diyor dedi. Eşyada olan asbat, birer saat-ı vücuttur, ben de varım derler. O kainat-ı sakit, birden söze başlıyor. Bizi camiz zannetme ey insanı başboğaz. Tuyuları söylettirir, ya bir lezzet-i nimet, ya bir nüzul-ü rahmet. Ayrı ayrı seslerle, küçük ağızlarıyla, rahmeti alkışlarlar. Nimet üstünde iner, şükür ile eder pervaz. Remzen onlar derler, ey kainat kardeşler, ne güzeldir halimiz, şefkatle perverdeyiz, halimizden memnunuz, sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avaz-ı pürnaz. Güya bütün kainat ulvi bir musikidir, iman nurşidir eskar ve tesbihleri, zira hikmet reddeder tesadüfün vücudunu, nizamıza tard eder ittifak evhamsaz. Ey yoldaş, şimdi şu âli misalden çıkarız, hayali vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları berendaz. Evvelki elim yolumuz, mağdup ve dallin yolu, o yol verir vicdana, ta en derin yerine, hem bir hissi elimi, hem bir şiddet elemi, şuur onu gösterir, şuura zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de, muzdar ve muhtacız, ya o teskin edilsin, ya ihsas da olmasın, yoksa dayanamayız, feryad-ı fizar dinlenmez. Hüda ise şifadır, heva iptali histir, bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister, hevesat-ı sihirbaz. Ya, işte şimdi nesilleri uyutmak için avutucu manada şey yapılıyor. Ya milyonları. Gerçek yol, gerçek ebedi hidayet yolu göstermediğinden dolayı bu iki nesiller ya böyle uyuducu ve avutucu manada böyle şey diliyor. Sevk ediliyorlar. Neticesiz yollarda. Tevkiyim. Evvelki elim yolumuz mağdup ve dallin yolu. O yol verir vicdana ta en derin yerine. Hem bir hissi elimi, hem bir şiddet elemi, şuur onu gösterir, şuura zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de muzdar ve muhtacız, ya teskil edilsin, ya ihsaslı olmasın, yoksa dayanamayız, feryad-ı fizar dinlenmez. Hüda ise şifadır, heva iptali histir, bu da teselli ister, bu da tıkafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister, hevesat-ı sihirbaz. Ta vicdanı aldatsın, ruh telbim edilsin, uydursun. Ta elem hiss olmasın, ta elem hiss olmasın. Yoksa o elemi elim, vicdanı ihrak eder. Fizara dayanılmaz, elemi yeis çekilmez. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o da nispeten şu hale tesir eder. Vicdanı bağıttırır, her lezzetin içinde elemi var birer iz. Demek netice giriyor. Demek heves, heva, eğlence, şefaatten memzuç olan şaşayı medeni, bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani tarıkta bir halet hissettik. Bu haletle oluyor hayat bade lezzet, alem olur lezayiz. Onunla bunu bildik ki mütefavit derecede ayrı ayrı
kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. Cesed ruhla mültezdir, ruh vicdanla mütelezzir. Bir saadet-i acile vicdanda münderiştir. Bir firdevs-i manevi kalbinde mündemiştir. Diyor ya, yani iman, hakikati imanla insan cennete, ki cennete, yani şey, ahirette ahirette bir maddi manevi cennete, dünyada manevi cennete girer. Siz hapiste de olsa, şey de olsa, böyle nur-i imanla o manevi cennettedir. Her şey halletmiştir yarın. Dünya nedir, hayat nedir, yaşam, netice nedir, vazifeyi ifa ettiğinden dolayı sanki maddi cennetin dünyada manevi ruhi cennet hisseder. Özürlü. Maddi aynı şey diyor. Ne diyor? Evet. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurlara tarıkta bir halet hissettik. O halet oluyor. Hayat madeni lezzet, alem onu lezayiz. Onunla bunu bildik ki mütevavit derecede kuvvet-i iman nispetinde ruha bir halet verir. Cennet ruhla mütelezzizdir, ruh vicdanla mütelezziz. Bir saadet-i acile vicdanda münderiştir. Bir firdevs-i manevi kalbinde mündemiştir. Düşünmekse deşmektir, şuur ise şarras. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilirse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateş-i ruh, şitası yaz, kışı yaz. Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet, içinde ruhlarımız eder pervaz-ı perdaz, olur şehbaz-ı şehnaz, yelpez-i namazını yaz. Ey aziz yoldaşım, şimdi Allah'ı ısmarladık, gel beraber bir dua ederiz, sonra da buzmozele ayrılırız. Allahümme ihtina sıratel müstakim, amin, ya mu'in, velhamdülbil alemin. İkinci söz, hemen bu hakikaten daha böyle şey tarzıdır. Bunu da biraz oku bir kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gaybi. İman da ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin, bahtiyar diğer tarafa süluk eder giderler. Hodbin adam hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elin ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görülüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hudabin, hudaperest ve hak endiş, güzel ahlaklıydı. Nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumi şenliği görünüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahsa asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteallim olmasına bedel. Şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Sonra döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki. Gülle yağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket,
senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın, der. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elin, ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neş'et edip onu manen tekzip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı insü candır. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane, dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise ahz-ı askeri, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyle ise biz daime elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.